İyi seyirlerden herkese merhaba. Programa başlarken Oscar sezonunu asla kaçırmayacağız demiştik. Ve işte bu hafta açıklanan Oscar adaylıklarına kuş bakışı bakarak bunu başlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tören tarihi aslında yaklaştıkça Mart ayında ve sizler de bu aday filmleri izledikçe daha yakından tartışırız illaki işte bu aday filmleri ve isimleri diye düşünüyorum. Şimdi Oscar ödüllerinin tüm adaylıklarına baktığımızda zirvedeki isim ki bence hatırlayacaksınızdır ki benim de listemde aslında zirvede yer alan Oppenheimer. Şimdi film 13 adaylıkla zirvede yer alıyor listede. Poor Things 11 adaylıkla onu takip ediyor. Ondan sonra Osage toplumunun işte petrol zenginliğini çalmaya yönelik büyük bir komployu konu alan tarihi suç draması olan Killers of the Flower Moon ise 10 adaylık aldı. Şimdi baktığımızda Amerika'da artan bu siyasi huzursuzluğun ve bölünmenin yaşandığı bir anda aslında konularını Amerikan tarihinin acı dolu bölümlerinden alan Oppenheimer ve Killers of the Flower Moon karanlık konulara ek kapsamlar kazandırıyor gibi durmakta bu sene. Geçen yılın en büyük gişe hasılatı olan Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig ile filmin yıldızı ve aynı zamanda yapımcısı Margot Robbie'nin adaylık almamasına rağmen Barbie filmi 8 adaylık kazandı. Şimdi Oppenheimer'la aynı hafta sonu hatırlayacaksınız gösterime giren ve gişe rekorları kıran bu iki film viral fenomen haline gelmiş ve Barbenheimer diye bir yani internet geyiği ortaya çıkmıştı. İşte filmler dünya çapında 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmiş ve aslında hala bir nebze olsa pandemiden toparlanmaya çalışan sinema salonlarına büyük nefes aldırmıştı bu iki film. Şimdi bu iki filmi adaylıklarda işte Poor Things, American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, Past Lives ve The Zone of Interest'te filmleri de katıldı. İlk kez baktığımda çok hoşuma gitti. En iyi film için yarışan filmlerin üçü yani Barbie, The Zone of Interest ve Past Lives'ta kadınlar tarafından yönetilen filmler. Ancak bu filmlerin yapımcılarından yalnızca biri Justin Trier, Anatomy of a Fall filmiyle en iyi yönetmen adaylığını kazandı. En iyi erkek oyuncu adaylıklarında The Holdovers filminde huysuz bir yatılı okul öğretmenini canlandıran Paul Giamatti işte ve ondan sonra Oppenheimer'da işte Manhattan Projesi'nin lideri J. Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy ve Maestro'da besteci Leonard Bernstein'ı canlandıran Bradley Cooper ve Rustin filminde işte sivil haklar aktivisti Bayard Rustin'i canlandıran Colman Domingo ve American Fiction filminde işte bir hileye girişen, yeterince takdir edilemeyen bir romancı performansıyla Jeffrey Wright yer almakta. Şimdi bu kategoride aslında ödül hak ettiğini düşündüğüm isim kesinlikle J. Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy. Ve umarım şunu demek istiyorum, zayıf ve etkisiz bir film olarak değerlendirdiğim, bunun sebeplerine bakarız vizyona girdiğinde, bu The Holdovers filmi ve de oyuncusu Paul Giamatti işte sadece adaylıkları çeşitlendirmek için listede yer almışlardır diye de eklemek istiyorum. Umuyorum daha doğrusu. Şimdi diğer pek çok gelenekselleşmiş aslında alışkanlıklarımızın başına gelen Oscar'ların da başına geliyor. Nasıl? Yani mesela Oscar'lar da her sene daha zorlu bir zamana denk geliyor dünyada. Olanlar bitenler göz önünde bulundurulunca. Şimdi bu seneki Oscar töreninin sunuculuğunu Late Night'tan Jimmy Kimmel ve dördüncü kez üstlenecek. Bence ben bundan çok hoşlanmadım açıkçası ve bu yüzden yayın reytinglerin de bu sene de düşük olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela zaten çoğu ödül programı yayını reytinglerine baktığımda başarısız sonuçlar çok net bir şekilde gözüküyor. Örneğin 2022'deki işte Oscar televizyon yayını 18.7 milyon izleyici tarafından izlendi. Ancak mesela 2017 Oscar'larına baktığımızda 33 milyon izleyici tarafından izlendiğini hesaba katarsak aslında bu gayet önemli ölçüde bir düşüşü göstermekteydi. Şimdi tabii bir yandan da aslında bu filmlerin, aday filmlerin seyirci tarafından henüz izlenmemiş olması da bu ilgisizliğin ayaklarından biri olabilir. Şimdi film izleme pratiklerinin değişmesine uyum sağlamakta hala zorlanılması bir etken. Ve de mesela Wall Street'in işte dijital platformlara yüksek değer vermesinin sonuçlarının
mesela yeterince karlı çıkmamış olması ile işler iyice karışmış gözüküyor o cenahta. Kendi yayın platformları olan baktığımızda işte Warner Bros, Discovery, Disney ve Paramount Global gibi mesela büyük medya şirketleri için oldukça yıkıcı sonuçlar oldu geçtiğimiz senelerde. Ve bir yandan da işte hatırlayacaksınız bu oyuncu ve yazarların işte filmlerinin mesela kablolu yayın ve diğer platformlarda yeniden yayınlandığında kazandıkları işte telif ücretlerini haksızlığına karşı başlattıkları grevi hatırlayacaksınız. İşte bu grevin mesela ancak geçtiğimiz Kasım ayında mesela sona ermiş olması ama yine de buna rağmen mesela huzursuzluğun üretimlerde hala durgunluk yarattığı gözükmekte. Şimdi bu da büyük ihtimalle gelecek yıllarda Oscar sezonunda adaylıklarda aslında daha az yarışmacıyla karışabileceğimiz anlamına gelebilmekte. Dediğim gibi adaylar, aday filmlerle ilgili detaylı konuşmalarımızı Mart ayında tören yaklaştığında yapacağız. O zaman haftaya görüşmek üzere, iyi seyirler.